burada görmüş olduğunuz üzere domatesimiz, hıyarımız, bu sene yeni denemeye başladık, patlıcanımız, kavunumuz var. Yaklaşık 4-5 kalem ürünümüz var. Bursa'nın kırsal Keles ilçesinde kurdukları Sera'da süs bitkisinin yanı sıra topraksız tarım denemeleri yapan ziraat mühendisi İsmail Duman, ürünlerini saksılara ekerek %50 verim hedefliyor. Keles'in dağlık kesimlerinde toprağın ağır olmasına rağmen kokopit toprak karışımıyla verimsiz toprak ve hastalıkların önüne geçiliyor. Ayrıca topraksız tarım ile birlikte alandan da tasarruf edilirken, bitkilerin saksılarda daha uzun süre dayanıklılık ve küçük alanlarda yüksek katma değer elde ediliyor. Burada görmüş olduğunuz üzere domatesimiz, hıyarımız, bu sene yeni denemeye başladık, patlıcanımız, kavunumuz var. Yaklaşık 4-5 kalem ürünümüz var. Denemeler yapıyoruz burada. Yani şu an küçük olabilir ama önümüzdeki dönemlerde büyük alanlarda daha farklı boyutlarda yapmayı düşünüyoruz. Çok fazla farkı var. Yani hem verim yönünden optimum koşullarda 4 kata kadar verim artabiliyor. Biz bunu bu koşullarda gerçekçi olarak konuşursak minimum 2 kat daha fazla ürün almayı hedefliyoruz. Ve topraktaki patojenlerden, hastalıklardan dolayı hiçbir sorun yaşamıyoruz burada. Temiz, hastalıktan ari, torf, kokopit kullandığımız için. Şöyle söyleyeyim, ben köyde de danışmanlık veriyorum. Normal serada toprakta domates üretiyoruz. Orada toprakta sıkıntı yaşadığımız için 3. ilaçlama yaptık. Şu an burada hiçbir ilaçlama yapmadığımız halde çok şükür hiçbir sorunumuz yok. Maliyetler yarı yarı inmese de kazanç 2 katına arttığı için hemen hemen aynı hesaba gelir. Yani dediğiniz hesapta olabilir. Tabii ilaç masrafı azalıyor. İşçilik olarak da azalıyor. Mesela diğer seralarda ot yolumu yaptırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ot sıkıntımız da yok, hastalık sıkıntımız da yok. Temiz bir alanda hem çalışan insan için hem de bitki için steril, temiz bir ortamda çalışma koşulları sağlamış oluyor. Evet, damlama yöntemiyle hattımızı çektik. Sadece bir fişe elektriğimize bağlayarak çalıştırarak gübresini, işte gerekli bitki besin elementlerini çok rahat bir şekilde verebiliyoruz. Koşullar tabii burada biraz daha zor. Yani ben buraya geleli yaklaşık 3 sene oldu. O zaman domates yapmayı kimse düşünmüyordu, yapılmaz diye düşünüyordu. İşte sera koşullarını uyguladıktan sonra, gerekli beslemeyi de yaptıktan sonra burada millet inancı yerine geldi artık. Hani yapabiliriz diye düşünmeye başladı. Yapmaya başladı. Şeyleri biraz daha hani dezavantajlarımız da var. Sahil kısmına göre avantajlarımız da var. Hani bu koşullarda yakalamazsak da burası için yine en iyisini yapıyoruz. İlk geldiğim sene toprak sarımla bir çalışmamız yoktu. O zaman sadece sera, yeni sera yapmışlardı. Orada normal danışmanlık verdim toprak normal üretimde. Geçen sene biz burada çalışmaya başladığımızda çok küçüktü o zaman. Milletin biraz ilgisini çekti. Bu sene de tekrardan aynı işi yaptığımız için köyden normal üretim yapanlar gelip gördüler burada. Şu an çok istekliler. Hani hem sıkıntı yaşanmadığını görünce hem de böyle verimin daha fazla olduğunu görünce talep arttı. Seneye yani muhtemelen 2-3 üreticimiz küçükten başlayacak artık. Böyle bir üretim için başlayacak. Antalya'ya sürekli doğma büyüme bu işin içindeyim. Bu işi yaparken keyif alıyorum. Benim amacım buradaki insanlara bu işin yapılabilir olduğunu gösterebilmek. Yani bu şekilde elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Hani ilk baştaki üreticiler için 250 metrekare ile 500 metrekare arasında bir yer yapsalar, buradaki işte buranın yöresinde fasulyedir, pratestir bunlar üretiliyor. Onların 5-6 katta çok daha fazlasını kazanabilecekleri parayı kazanırlar. Yani 500 metrekare yer ayırsalar onların için çok rahat yeterli olur, öyle söyleyeyim. Şimdi burada fasulye ektiler, patates ektiler, ikinciyi tekrardan ekmek zorunda kaldılar. Kırağı oldu çünkü, korumaksız bir alanda olduğu için. Ama ser olmuş olsaydı ısıyı sararlar, hani kırağdan şeyden korurlar. Hem 2 ay zaman kazanırlar şeyden dolayı hem de sıkıntı yaşamazlar. Tek seferde dikimini yaparlar, sorun yaşamazlar. Daha garanti bir iş olur. Şu an bu çalışmamız, hani geçen sene küçük çaplı yapmıştık. Bu sene daha farklı, biraz daha profesyonel olarak yapmaya başladık. Seneye tabii ki daha büyütmeyi düşünüyoruz. Şu an hem deneme biraz keyif ama artık üstüne yüklendik biraz da. Biraz da ileriye götüreceğiz tabii ki.